Marmaris Belediye Meclisi'nde, müzik kısıtlaması, tartışmaya döndü. Marmaris Belediye Meclisi 2022 yılı Haziran ayı 6. Olağan Meclis Toplantısı Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan sahnesinde gerçekleşti. Meclis toplantısında, müzik kısıtlamasındaki saat uygulaması toplantıya damgasını vurdu. MHP'li meclis üyesi Naci Alkan ve AK Partili meclis üyesi Ayşegül Mungan'ın gündeme getirdiği, müzik kısıtlaması, tartışmalarına, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kısır çekişmeleri bırakalım, şeklinde meclis üyeleri uyarıda bulundu. Bu müzik yayınlarının pandemiden önce durdurulup işte 12 daha sonra 1'e kadar aktarılması olay var. Pandemi kalktığına göre şu anda sokaklar veya şurada kimse maske takmıyor, hiçbir de takmıyor. Pandemiden önceki eski konumuna getirilmesi lazım. Bu meclis kararı olacak, bizden olacaksa biz bunu alalım. Yok, bu hükümetten olacaksa, hükümet aldıktan sonra biz öyle bir karar alacaksak, o zaman hükümete bunun için gerekli yazı, baskı nasıl olmaz gerekiyorsa. Çünkü turizm, bir de müzik kapandığı zaman yüzlerce işletme ekmeksiz kalıyor. Yüzlerce, binlerce personel yazın 3 ay çalışacağız diye 81 bir hayattan kopmuş buna gelmiş. Bu adamların ekmekleriyle kimse oynamasın. Turizm bölgesi, turist eğlenceye geliyor buraya. Adam kalkmış Hollanda'dan, İngiltere'den, Belçika'dan eğlenceye geliyor. Biliyor ki Marmaris'in güzel bir eğlence sektörü var. Bu bir sektördür. Bu turizm Marmaris'i ayakta tutan sadece denize yokum değil yani. Eğlence sektörü var. İnsanlar eğlenmek istiyor. Tatile çıkmış. Ama bunların bir de hadi kalkın evinize gidin dendiği zaman ne yapıyorsun? Turizme balta vuruyorsun yani. Etki edebilecek unsurlardan da ben destek bekliyorum. Bunu tekrar pandemiden önceki duruma gelmesini istiyorum. Bilindiği üzere saat 1 uygulaması İçişleri Bakanlığımızın genelgesi neticesinde tüm Türkiye için belirlenen bir husus. Dolayısıyla burada bununla ilgili bir karar değişikliği İçişleri Bakanlığımıza ait. Hatta yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz ay başlarındaydı. Sayın Turizm Bakanımızın da pandemi öncesi koşullara dönülmesi yönünde basına bir demeci söz konusu oldu. Çok farklı kanallarda buna dair girişimler olduğunu biliyoruz. Bunu kalkıp da sektörümüzün genel bir sorunu olduğu için günlük kısır tartışmalara alet edilmesine müsaade etmeden biz de bu talebimizi burada dile getirmiş olalım diye düşünüyorum. Dediğiniz doğru. Eğlence kontrollü şekilde yapılan eğlence. Burada yanlış anlaşılmaya da meydan vermemek gerekiyor. Kontrollü şekilde yapılacak eğlenceye turizm sektörünün sonuna kadar ihtiyacı vardır. Dolayısıyla burada ben Sayın Turizm Bakanımızın görüşlerine katıldığımı ifade etmek istiyorum. Pandemi öncesi koşullara döndürülmek ihtiyacındayız. Bölgesel olarak. Evet. Var mı? Bakanlığının genelde saat 1. Ancak Marmaris Belediye'mizin bir yazısı vardı. Gördüm. Şu anda da benim telefonumda bakıyorum bir yandan. Bölge bazı yerler 12, bazı yerler 11.30 vesaire olarak müzik yayını sınırlanmıştı. Evet. Yani o sizin dediğinizle çelişiyor sanki. Ne gibi? Gece 1'e kadar genelde. Evet. Bakanlığın genelgesi gece 1. Evet. Belediyemizin ise saat 24, 11.30 bu şekilde sınırlamalar. Bölgesel değerlendirme ihtiyacı var. Neticede Barlar Sokağı, Ayşegül Hanım, 2 yıldır kapalıydı. Orada yüzlerce çalışan başta olmak üzere insanlar işsiz kaldı. Doğru. Ve son yapılan açıklamayla bir yerde pozitif ayrımcılık da diyebilirsiniz. Neticede Marmaris'in önemli cazibe merkezlerinden biridir. Eksiği, fazlası vardır, tartışılır, diğer unsurlar detaylarına girmek istemiyorum ama en azından gece kulübü anlamında hizmet veren bölgenin bir saatçik de olsa bir miktar farkının ortaya koyulması değerlendirmesinde bulunduk. Bundan dolayı eğer ki, o yüzden söylüyoruz, yani günlük kısır çekilişmelere girmeden tıpkı Turizm Bakanımızın söylediği şekliyle pandemi öncesi kurallara döndüğümüz takdirde tekrardan değerlendirmeye alınır belediyemizde. Ama şu anki maksimum saatimiz bir. Başkanım şöyle bir şey var. Şimdi gece kulübü, disco, bar ya da restoran müşterisi birbirinden ayrıdır. Yani yaş olarak kendimden örnek vereyim, 48 yaşındayım. Hani bir yüksek volümlü kulübe gitmektense canlı müzik olan restoranı tercih ederim. Ama
bu şekilde bir yayınlanı kısa. Gece saat 12.30'da mı canlı müzik alanı restoran tercihlersiniz? 12.30'da da Marmaris'te... O saatte yemek sağlığa zararlıdır, onu da söyleyeyim. Doğru diyorsunuz. Başka bir, yani Marmaris'te tabii güneşin batışı, işten çıkış saatlerimiz vesaire değerlendirildiği zaman zaten yemeğe gidiş saati akşam 9'u 9.30'u onu buluyor bazen. Bu saatlerde müzik serbest. Evet, serbest ama işte 11.30'da bitirdiğimiz zaman haksızlık oluyor diye düşünüyorum. Lütfen. İşletmeleri... Aynı parkeye mensupsunuz. Turizm Bakanımızın açıklamasını tekrar okuyun. Başkanım. Bakın sektörümüzün sorumlu bakanından bahsediyoruz. Şimdi dün bir kısır öyle şey kayık çıkarmasına gerek yok. Burada değil. asıl sorun, bakın burada asıl sorun müzik yasağının saat 1 olarak kısıtlanması. Müzik sesiyle mi biz pandemiye maruz kalıyoruz, virüse maruz kalıyoruz? Her şey serbestleşmiş. Her şeyi bırakmışız değil mi? Pandemiye dair bir kontrol dahi söz konusu değilken neden saat 1 olarak açıklandı bana? Ancak sizin kararınız da bu. Bakın saat 1 olarak neden kısıtlandı? Lütfen bunun gerekçesini o zaman açıklayın siz. Saat 1 olarak yapılan kısıtlamayı sektörümüzden gelen tepkiler ortada. Başkanım, burada saat 1 farklı bir şekilde algılanıyor. Bu konuda daha fazla konuşmuyoruz. Yeteri kadar konuştuk. Tamam, sözünüzü beklediniz. Teşekkür ederim. Sözünüzü Ayşegül Hanım beklediniz. Teşekkür ederim. Lütfen sözümü kesmeyin. Hayır, tamam. Evet, değerli arkadaşlar. Başka söz almak isteyen var mı? Tamam. Duran Bey'e verir misiniz şu olarak sözü? Ayşegül Hanım rica ediyorum, tamam. Ama siz polemik yaratmıyorum. Şimdi bunlar gereksiz polemik. Tamam, dinledim sizi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Dinledim sizi. Duran Bey'e verir misiniz mikrofonu? Mikrofonu veriyorum. Ancak tamam, ben söz vermiyorum. Tamam, söz vermiyorum. Engellendiniz, tamam. Onu da belirtiyorum. Engellendiniz, açıklayın.